Şükrü öğütlü oğlu. Şükrü evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddaabilir TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kazanmak isteyenleri bir görelim. İstemeyenleri ileri doğru gidebilirler. Böyle yapacağım bundan sonra. Fırsat vereceğim. Tabii. Hatta bu arada biz o ileri gidenleri beklerken kalanlar ve bizim tayfadan olanlar da aşağı inip bir like ve yoruma da bir kelime, iki kelime bir şey yazarlarsa sevinirim. Ben de çayımdan bir yudum alayım. Tabii niye böyle diyorum? Çünkü o kadar çok Instagram'dan şimdi kupon yayınlıyoruz. Diyoruz ki işte ideal kuponumuz tuttu, şey yattı, alternatifi tuttu. Ya da işte kuponumuzun en ideal olanı, yani en ideal ne demek? Baktığınız zaman 2 kupon mu var, 3 kupon mu var sitede? En düşük oranı kaç? 2.90 mı, 3 mü? Bu idealidir herhalde. Öbürü 4.5 oranlı biraz daha risk almış. Öbürü 6.7 oranlı biraz daha risk almış. En ideal ne demek? En düşük orandan, en gelebilecek, en güzel. Burada verdiğim ilk tercihlerden oluşturduğum 3 maç değil mi? Ne diyordum? Ha, abi bunu niye önceden paylaşmadın? Abi bu nerede? Abi şu nerede? Ya videoları izlemiyor musun? İzliyorum. Bir de öyle diyor. Takip ediyorum. E o zaman ileri almadan izleyeceksin ki bunu nerede paylaştığımı bilmeyen onlarca insan var arkadaşlar. Yani bakın perşembeden beri takip ediyorsan aynen bütün her şeyi bilirsin. Ama bunlar hep ileri alanlar. Alıyor. Nerede maçlara başlamış? Drink yukarıda yazıyorsun. Ha buradan sonra izleyebilirim. Neden? Çünkü oraylar boş konuşuyor. Gereksiz konuşuyor. Gerek yok. Zamanım yok. Zaten bir tek onun zamanı var. Biz burada emek vermiyoruz. Sadece maçları alacak gidecek. Maçlar hakkında ne dediğimi de görmüyor. İleri alıyor. Bu maçla ilgili karşılıklı gol var diyorum. Niye ama bilmiyor. Geç öbür maça bir dakika iki dakika daha ileri al. Öyle yapanlar kaybedecek. İnşallah da kaybetmeye devam ederler. Perşembeden beri gayet güzel bir momentum yakaladık. Güzel şansımızın da yardımıyla yine 5 gündür kazanıyoruz. Cumartesi pazar neler yaptığımıza bir bakalım önce. Herkes bütün dünya patlarken biz yine şansımızın yardımıyla da olsa güzel bir gün geçirdik. Cuma günü 5'te 4 yaptık sadece. Antalya spor maçımız gelmedi. İşte arkadaşlar her zaman diyorum Instagram'dan da takip edin bizlere bakın çok önemli. Tahmisti Plus'tan takip edin. Biri orada. Kupon tavsiyelerimiz yine orada iddia menüsünün altına koydu Arda. Oradan kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz. Bir de çok önemli iddaabilir.com diye yeni bir site sizler için yapmaya çalışıyoruz. Şu an %75'i bitmiş durumda. Onu takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel. Açıklamalarda linki var. Yönetmen koyar aşağıya. Şuraya da yazar herhalde şu anda. iddaabilir.com yazınca çıkıyor zaten. Orada yine önemli iddia programı, işte YouTube videolarımız, canlı sonuçlar, kuponlar daha tam aktif değil her şey ama en sağda diğer veriler var. Bakın iddia top list, oranı düşen maçlar, ondan sonra alt üst sayfası, Avrupa'da top list, işte değerli oranlar, dünkü maçların sonuçları falan güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu site canlı maçlar falan inceleyince hepsini göreceksiniz. Bundan sonra tabii yeterli kaynak oluşturabilirsek inşallah sizler için cebinize indirebileceğiniz cep telefonunuza bir de uygulama yapacağız. Bu şimdilik yapım aşamasında ama girip çıkıp bir kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir reklamlara tıklarsınız, görürsünüz falan. Yapım aşamasında yani onu söyleyelim. Onun dışında yönetmen iddiabilir, yine yönetmenim şuraya yazsın. İddiabilir TV'nin yönetmen iddiabilir olanı. Başımıza bir şey gelirse oradan takip edebilirsiniz bizi. Orada videolarımızı yayınlıyoruz biliyorsunuz. Yönetmen de ara ara yine güzel videolar atıyor. Hatta bugün de attı güzel bir video. Stat atmosferleriyle ilgili onu da izleyebilirsiniz. Evet kısaca geçelim. Cuma günü dediğim gibi alternatif kupon her zaman önemli arkadaşlar. Bakın atıyorum 1'e 3 oranlı 1'e 4 oranlı. 100 bastın. Ne gitti? 200. Bu geldi 300 oldu. 100 lira kardasın. Bu yattı bu geldi 400. 200 kardasın. Hiçbiri gelmezse zaten yatarsın da birinden birini tutturacaksın yani. Düşük oranlı geldiği zaman en azından kârda az da olsa kârdasın, değilsen bile kupon parasını ikisini birden çıkarmış olursun. O yüzden alternatif kupon her zaman önemli. Bir de kuponlarınıza en fazla 3 ya da 4 maç koymak önemli. Anlatabiliyor muyum? Bir de burada öne çıkardığım tercihleri neyi nereye? Şu kupon şansı çok önemli bir kere. Hangi kupona hangisini denk getirdin? Anlatabiliyor muyum? Mesela ben Antalya-Alanya maçını evet ilk kupona koydum yattı ama alternatifte yine cuma günü çok güzel bir kuponumuz tutmuştu. Hatırlayanlarınız olacaktır. Yönetmenim de yine ekrana getirsin. İşte North Island var dedik. Herenven var dedik. Hoffenheim Augsburg var dedik. 2.78'den geldi. Cumartesi'ye geldiğimiz zaman cumartesi günü yine bütün dünyanın bütün yatacak maçlara yine şansımızın yardımıyla işte. Biz hiçbir zaman burada paşayız, kralız, kazandırdık filan. Ya şansımız vardı kazandırdık. Kupona denk getirdik kazandırdık. Ama denk gelmeyince de gelmiyor mesela. 8'de 6 yapıyorsun, 2 tane maçı denk getirmiş oluyorsun. Ama biliyorsunuz perşembe 8'de 4 yapıyorsun ama o 4 tane tutan maçı kupona denk getirebiliyorsun. Cumartesi günü 8'de 6 yaptık ki birçok arkadaşımız Kasımpaşa maçına takılmış. 2.5 üstü öne çıkarıyorum. Oranda güzel dediğim halde kuponuma da 2.5 üstü olduğum halde
Rize maçını karşılıklı gol var alıp tabii biz de karşılıklı gollerle üste gideceğini söylemiştik ama birbirde kalmayacağını söylemiştik. Rize çok gol kaçırdı, penaltılar, direklerden dönenler, izleyenler biliyordur zaten. Bir de Galatasaray faciası vardı. O gün iki yatan maçımız da buydu ama cumartesi de ekranda gördüğünüz gibi Rize Kasımpaşa üst, Barcelona var. Özür diliyorum. Barcelona da üst. Buraya yanlış yazmışım. Ekrandaki var yazmışım nedense. O da üst. Leipzig de üst. 1.35-2.70'ten o da gelmişti. Pazar gününe baktığımız zaman pazar günü de şöyle bir bültende neler yaptığımızı göz attığımızda o gün de 9 maç vermiştik. 7 tanesi başarılı oldu. Kimden yattık? Ajax gol atamadı yine. 3. resmi maçında da gol atamadı maalesef. Çok gol kaçırdı. Bir oradan yattık. Bir de Beşiktaş Malatya'ya gol atamayınca yattık. 9 maçın 7'si de tek tercih denemde. Hepsi geldi. Toplam cumartesi pazar 17 maçın 13'ünde başarılı olduk. 2 günde de birer ideal kuponumuz geldi. En ideal sitedeki kuponumuz o da. Fenerbahçe var, PSV var, Tottenham var. 2.91'den o da geldi. Pazartesi gününe geldiğimiz zaman abi işte Başakşehir'i 1 aldık, yattık. Ya alabilirsin. Benim de bir kuponumda Başakşehir 1'di, yattı. Ama alternatif işte hayat kurtaran. Yine ekranda gördüğünüz gibi. Kopenhag'a üst dedik mi arkadaş? Dedik ben bunu şansımın da yardımıyla alternatife koymuşum. Stuttgart maçını sonradan gördüm. Tabii alternatife farklı maç koymak çok önemli. Aynı maçın aynı tercihini de farklı tercihini de koyun. Bir kere buraya üst, buraya üst. Aynı maç olmaz ya buraya var. Buraya üst ya da buraya var koyup buraya başka maç koyacaksın. Kısıtlı maç olduğu için pazartesi günü Stuttgart'a baktım, inceledim. Sonradan var koydum. Bu görüp oynayabilirsin. Palace Brighton maçında ilk yarı 1.5 alt. Oran yükselttik. Cagliari Lazio 2.5 üst. 8-7 bitecek maç. Son saniyelerde şansımızın da yardımıyla Lazio 2 tane üst üste gol atınca bu da geldi. 3.88 gibi ekranda gördüğünüz gibi. Yine kupon tutturmaya, kazanmaya ve alternatif yaparak hep 2 kupon yapıyorum, biri tutuyor. 2 kupon yapıyorum, biri tutuyor gibi. O şekilde sizler de gitmelisiniz. Onun dışında yönetmen iddiabilir söyledik. iddiabilir.com'u söyledik. Neler yaptığımızı söyledik hafta sonu. Dediğim gibi videoları ileri almadan izleyenler, like yapanların kuponu tutsun, yapmayanların tutmasın inşallah. Onu da şimdiden söyleyelim. Çarşamba, perşembe birleşik olarak bu videoyu çekiyoruz. Perşembe çok maç yok ama bütün bu çarşamba perşembe maçlarının 10 tane maç vereceğim. En az 2 ya da 3 kupon çıkarabilirsiniz. Hepsini yüksek orandan seçtim. Bakın en ideale gitmedim. 1.20'lik 1.25'lik oranlara gitmemeye çalıştım. Yüksek orandan. Çünkü düşük misli yapacağız. Biliyorsunuz hafta arası hem şeylerin sürprizlerin çıkma ihtimali olduğundan dolayı hem de bazı kupa maçları olduğundan dolayı düşük misli harçlığımızı çıkaralım. Takip edelim. Maçı izlerken heyecan yaşayalım diye. Mesela ilk maçımız Monterrey-Liverpool maçı. Şimdi nereden çıktı bu maç diyeceksiniz. Kulüpler Dünya Kupası mücadelesi. Böyle bir organizasyon var. Monterrey dediğimiz takım Meksika takımı. Bir önceki turda yine bu FIFA Kulüpler Dünya Kupası mücadelesinde Alsat takımını yenmiş. 3-2. Baktığım zaman biraz inceledim. Tamam hücum oynuyorlar ama hani Liverpool karşısında ne kadar varlık gösterebilirler? Orası muamma tabii. Çünkü baktığınız zaman hani 100 milyon euro bile değil kadro değerleri ama Liverpool da buraya astarıyla geldi zaten. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda anlatmıştım. Burada da kupada tek maç üzerinden oynandığını söyleyelim. Tabii burada ne yapabiliriz? Ben maçı da izleyeceğim için hani Bein Sports da verecekmiş. Bu maçın Monterrey'in de ben oyunu çirkinleştireceğini sanmıyorum. Gücünün yeteceğini de sanmıyorum. Liverpool'a 1.12 vermiş zaten. Bunu 2.5 üst alabiliriz ideal kuponlarımızda ama alternatif kuponumuzda ya da yüksek oran deneyelim diyorum ya. Orada da 3.5 üst alabiliriz gibi sanki. 1.75 gibi güzel bir oranı var. Liverpool'dan 1-2, 1-3 gibi galibiyet beklenebilir diye düşünüyorum. İkinci maçımız Sampdoria-Juventus mücadelesi. Bu bir lig mücadelesi. Kupa değil. Sampdoria'nın başında Rainer'in olduğunu söyleyelim. Biraz defansif bir yapısı olduğunu söyleyelim ve rakibe göre taktik uyguladığını söyleyelim. Mesela Genoa deplasmanında 1-0 galip geldiler ama hani o deplasmanda oynarlarken 4-4-2 ile oynadıklarını ve topu hakimiyetinin daha çok Genoa'da olduğunu söyleyelim. Son dakikalarda attıkları golle kazandılar mesela. Onun dışında kendi evlerinde Parma'yı ağırladıklarında hani 1-0 yenildiler ama bu sefer de kendi evlerinde de 4-3-1-2 gibi oynadıklarını, ileride Gabbiadini ve Kuvelerella ile oynadıklarını söyleyelim ve bu mücadelede bir de penaltı kaçırmışlardı. 1-0 yenildiler ama bu sefer oyunun hakimi onlardı mesela. Şimdi Juventus karşısında ben hadlerini bilerek oynayacaklarını, defansif olacaklarını ve hücumda kontralarla çıkacaklarını düşünerek bu tercihi vereceğim sizlere. Juventus da tabii kazanmak için gelecektir buraya. 1.38'de oran vermişler kendilerine. Baktığımız zaman sakat cezalı her iki takımda da görünmüyor. Ben Juventus'un zorlanacağını, hani zorlansa da kazanacağını düşünüyorum ama karşılaşmanın hani 2-0, 2-1, belki bir sürprizle 1-1 çıkacağını ve 4-5 gole gitmeyeceğini düşündüğüm için ve yine söylüyorum yüksek oran hedeflediğimiz için 2-3 gol diyorum. 1.67 orandan yine kuponunuzun birinde aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız El Clasico Barcelona Real Madrid mücadelesi. Çok önemli bir mücadele. Son zamanlarda çok gollü maçlar oynadıklarını söyleyebiliriz her iki takımında ama Barcelona'nın daha formda olduğunu ve kendi ev sahibi avantajı olduğunu da söyleyelim. Kendi evinde ve
İkisi de aynı puanda. Yani son oynanan El Clasico'larda şöyle bir şey diyecektim. Mesela biri birinciydi, biri 4-5'inciydi, kötü durumdaydı. Çok işte zevkli, önemli olmuyordu. Biri kötüydü çünkü, ya da öbürü yukarıdaydı, öbürü aşağıdaydı. Ama şimdi ikisi de arka arkaya ve aynı puana sahipler. Ve son zamanlarda dediğim gibi Real Madrid de ileri uç sorununu çözdü ve bol gollü maçlar çıkarmaya başladı. Ama çok önemli bir eksiği var. Eden Hazard yine oynamayacak sakatlığından dolayı. Marcelo yok. Bunlar önemli. James Rodriguez şüpheli görünüyor, oynayabilir. Onun dışında Barcelona'da da Arthur sadece orta sahada sakat. Ama bu maçın ben Barcelona tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Zor da olsa 2-1 ya da 3-1 kazanılacağını düşünüyorum. Orana gitmek isteyenler ve benim gibi Barcelona'ya güvenenler 1.55'ten 1 alabilirler. Onun dışında tabii ki bu bir El Clasico, Real Madrid'de gol bulacaktır diyenler benim gibi, yine ben de öyle düşünüyorum. Diyorum ya, 2-1 ya da 3-1 Barcelona alacaktır. Real Madrid'in de golü gelecektir. Kuponunuzun birine ya da bir kupona bir tercihi, bu maçla ilgili bir tercihi bir kupona alabilirsiniz. 1.35'ten karşılıklı gol var da gelecektir. Dediğim gibi 2-1, 3-1 Barcelona galibiyeti bekliyorum. Çarşamba günü 22'de oynanacak bu maç. Almanya'da güzel maçlar var. 4 tane, 3 tanesini aldım. Hemen hızlıca onları aktarayım. Gladbach Paderborn'u ağırlayacak kendi evinde. Paderborn deplasmanlarda o kadar iyi bir takım değil zaten. Baktığınız zaman evet, bir tane Dortmund deplasmanında güzel bir sürpriz yapmıştı. 3-0 öne geçmişti. Zaten deplasmanda oynadığı 7 maçta 8 gol attığını görüyoruz ki bunun içi Dortmund'a karşı. Yani onları çıkar, 5 golü var. Yani deplasmanlarda o kadarı değil. Gladbach'a baktığımız zaman da tam tersi, kendi evinde özellikle çok iyi mesela. Oynadığı 8 maçta kendi evinde 21 gol atarken hani 11 gol yiyor. Öyle bu Paderborn çok da onların kalibresinde bir takım değil. Onlar da tam da Dortmund ve Leipzig'in oynadığı haftada tabii ki buradan kazançlı çıkmak isteyecektir. Oradan bir beraberlik çıkarsa, ben de yenersem galip geleceğim diye düşünecektir diye düşünüyorum. Burada galibiyeti gelebilir. 1.22 oran yeterli olanlar alabilir. Maç sonu 1'i düşünüyorum ben, ama maçın 2-0 ya da 2-1 kazanılacağını düşünüyorum. Öyle oran 2.5 üstte 1.20 vermiş. Ne gerek var abi 1.20'den üste gireceğimize? Hani zaten çok para yatırmayacağımız için ve ben Gladbach'ın da Paderborn'un gol atıp atamayacağından emin olmadığım için, dediğim gibi 2-0, 3-0 alabilir. Bir gol yese de belki biraz defansa çekilirse 2-1 zorlu alabilir diye düşünüyorum şahsen ben. Biraz da yüksek orana gitmek için alternatifte 2-3 gol denenebilir 2-15 oranıyla, onu da söyleyeyim. Onun dışında Wolfsburg-Schalke mücadelesine baktığımız zaman burada da yine öyle hani varları üstleri havada uçurmayacağım ben. Çünkü Wolfsburg biraz daha defansif bir takım. Baktığımız zaman Schalke evet, ama her maçında gol atıyor. Hücum gücü iyi. Hani bir sorun yaşamayabilir burada, ama gol atmakta zorlanabilir. Onlar da bir gol anca bulabilir. Belki Wolfsburg'dan da bir gol. Yani maç 1-1, 2-1 aralığında tam bana göre klasik bir 2-3 gol mücadelesi olacaktır. Wolfsburg dediğim gibi defansta sağlam duran ve kontradan gol bulmaya çalışan bir ekip. Kendinden daha güçlü takımlarla karşılaşınca defansında bir tane şüphelisi var, oynayabilir. Schalke'ye baktığımızda az kale kırmızı kart cezası oynamayacak. Bir de orta sahada önemli bir isim sakat, onu söyleyelim. Defansta da bir tane sakatlığı var, ama o zaman bayağıdır vardı Sane. Burada da dediğim gibi 1-1-2-1 civarında ayarında bir maç beklediğim için burada da tercihim, tek tercih olarak yine 2-3 gol önereceğim sizlere. 1.65 oranıyla kuponumuzun birinde değerlendirebiliriz. Bakın hep yüksek oranlardan gidiyoruz. İnşallah güzel kuponlarımıza denk getirebiliriz güzel maçları. 3'er 4'er maç. Freiburg Bayern Münih maçıyla ilgili söylenecek çok söz yok. Zaten son maçta Coutinho'da hat-trick yaptı. Lewandowski'nin formundan bahsedebiliriz. Freiburg da burada açık oynayacaktır. Zaman zaman zorluklar çıkarıyor. Geçen o en son burada oynadıkları maçta 1-1 bitmişti. Freiburg iyi dayanmıştı, ama Bayern'in burada 4-0, 5-0, 4-1 gibi bir galibiyetler aldığını ve bu sefer de o kadar formda olduğunu söyleyebiliriz. Freiburg'un defansında bir tane sakatlığı var. Bir de kaleci şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Onun dışında Bayern Münih'te Kingsley Coman dışında ve Tolisso dışında. Tolisso da şüpheli, yine oynayabilir. Dediğim gibi burada sorun çıkmayacaktır. Golle bir maç bekleyebiliriz. 1.20 orandan üste gideceğimize biraz daha riski arttıralım. Dediğim gibi düşük misli oynayacağız. Yani çerezlik böyle çok basmayacağız. O yüzden yüksek orana gideceğiz. 3.5 üstü 1.52 orandan alabiliriz diye düşünüyorum bir kuponumuza. Çarşamba günü akşam bir de İngiltere Lig Kupası var. Bunu da kısaca geçeceğim. Everton Leicester City'yi ağırlayacak. Tabii kupa olduğu için biraz rotasyonlu kadroyla çıkabilir. Özellikle Leicester City, Everton'ın da çok rotasyon yapacağını sanmıyorum. Ama sonuçta yedeklerinde de kaliteli oyuncular var. Cenk Tosun'un falan oynayabilir. Burada da çok önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Ama yedek ağırlıklı kadroyla da çıksalar bu mücadeleye. Bu İngiltere Lig Kupası zaten tek maç oynanın üzerinden oynanıyor. Ve çeyrek final mücadelesi. Her iki takımdan da goller beklenebilir. Bir de oran çok güzel. 1.50 gibi bir orandan yine kuponumuzun birinde değerlendirebiliriz. Bakalım onları bir dağıtacağız kuponumuza biz de. Nasıl yapacaksak. Burada da karşılıklı gol var bekliyorum. Her iki takımdan da goller bekliyorum. Alternatifte en azından değerlendirilebilir diye
düşünüyorum. Perşembe günü 3 tane maç var. Çok fazla uzatmadan vereceğim. Perşembe doğru düzgün bülten yok ama belki çarşambayla birleştirirseniz diye. Ben de birleşik bir video çekeyim dedim. Çünkü perşembeden tek başına kupon çıkacak çok fazla güzel maç yok. Portekiz kupası var. Porto Santa Clara mücadelesi mesela. Yine oran yok ama burada Santa Clara'nın zayıf olmasından dolayı Porto'nun da anca 2-0 3-0 yeneceğini düşünerek ben yine 2-3 gole gideceğim. 1.75 orandan. Oynanabilir yani alternatifte öyle ana kuponlara koyulup böyle güvenilecek bir maç değil. Onun dışında yine Anderlecht Kulüp Brugge mücadelesi, bu da Belçika Kupası mücadelesi, yine çeyrek final ve tek maç mücadelesi. Güç dengesine de baktığımızda, formlarına da baktığımızda iki takımdan da birer gol gayet güzel beklenebilir. Takımda sakat cezalı yok. 1.55 gibi yine güzel bir oranı var. Bunu da bir kuponumuzda değerlendirebiliriz. Yani bu çarşamba perşembeden 3 kupon yapsak biraz güvendiklerimizi buraya, biraz yüksek oranları buraya, biraz da tehlikeli riskli gördüklerimizi bunlar gibi 3. kupona koyabiliriz diye düşünüyorum. Hani iki tane çarşambadan kupa yaparsınız. Bir tane çarşamba perşembe birleşik yaparsınız. Ben de sitede o şekilde vereceğim zaten. Son maçımız yine Portekiz Kupası'ndan. Famalicão kendi evinde Mafra gibi bir alt ligden bir takımı ağırlayacak. Onlar da kupa maçı olduğundan dolayı bu tür biliyorsunuz kupada hep sürprizler çıkabiliyor. O yüzden gollere katkıda bulunabilirler. Gol kupada da genelde gollü maçlar beklenir ya da öyle olur çoğu zaten. O yüzden 1.55 gibi güzel bir orandan burada da 2.5 üstü önereceğim sevgili dostlar. Dediğim gibi 10 maç sizler için düşüncelerimi anlattım. Hepsi gelecek diye bir şey yok. İnşallah en azından 10'da 8 en kötü ihtimal yaparız diye düşünüyorum ki kuponlara da kupon şansımız varsa güzelce denk getirip en az 2 kupon tuttururuz inşallah. Aynı fikirde olduklarınızı seçip ilk kupona koyun. 3-4 maç en fazla ve mutlaka alternatif kupon veya kuponlar yapın. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz paralar basın. Lütfen like ve yorumlarınızla da bizi desteklemeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı. Onun dışında videonun başını izlemeyenler ve kazanmak isteyenler mutlaka başa gitsin bir 3-5 dakika izlesin oradaki açıklamalarımı. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki cuma videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.